Merhaba arkadaşlar. Bu videoda jet ile havadaki ve yerdeki deflere karşı taktikleri inceleyeceğiz. Umarım yararlı bir video olur. Neyse videomuza başlayalım. Amerikan tarafında F-18 kullanacağım. Karşıdan bir uçak geliyor gördüğünüz gibi. Burada dikkatli olursak uçağın nerede döndüğünü önemli değil. Sola doğru dönüyor. Biz de sola doğru dönüp aşağı doğru yakalamaya çalışacağız. Onu arıyorum. Bulamadım, göremedim. Kaçmam gerekiyor. Burada flare atmam gerekiyor tabii ki. Olabildiğince uzaklaşıyorum. Bana kitlenen bir şey var. Bu sefer onu gördüm. Sola gidiyor. Gittiği yönü bilebilmek çok önemli. Nereye gidiyorsa ona göre biz de takip edeceğiz. Sola gidiyor. Arkasına takıldım. Kaçmaya çalışıyor tabii ki. Biz de dikkatli olmamız lazım bir yere çarpmamak için. Yine füze geldi. Bu arada onu öldürene kadar takip ediyorum. Yani puan alabilmek için önemli bu. Bir daha kilitlenildi bana ama olabildiğince yere yaklaşıp kilitlenilmesini veya füze atmasını atmasını sağlayacağım. Yine attı bana ama flerim dolduğu için fileri yine atabildim. Genelde haritadan uzaklaştığımız zaman takla atıyoruz. Hem yükselmiş oluruz hem de tersi dönmüş oluruz. Takla atarak 700 metreye çıktım. Şimdi buraya geldiğimizde bir opsiyonları değerlendirelim. Bir numarada sol tarafta helikopter var. Ona dalabilirim. Ama o taraf tehlikeli olabilir çünkü karşı taraftan uçak gelebilir ve onlara çok yakın. İki numaraya dalabilirim tanka. Hem burada checkpoint noktasını almış oluruz. Hem de arkadaşlarıma yardımcı olmuş olurum. Yerdeki arkadaşlara. Burada roket kullanacağım. İki roket patları. 14 tane. Burada disable ettim aracı. Patlamadı. Öldürmek için taramalıya geçiyorum. Patlattım. Yine kilitlenen bir araç var. Muhtemelen yerden kilitleniyorlar bana. Çünkü havadan bu şekilde kilitlenemezler. Sabit bir şekilde sol taraftan kilitleniyorlar. Bir daha bir takla atalım. Az önceki gibi. Hem geriye dönmüş oldum hem de yükselmiş oldum. Burada yerde o bana kilitlenen hedefi gördüm. Yakından bakacak olursak tam olarak burada gözükmüyor kendisi tozlaman için ama bu arada tam ben oraya bakarken bu noktadan bir uçağın kalktığını gördüm. Bunu görmem çok önemli. Eğer onu görmeseydim benim arkama takılabilir. Onun için füze atıp çok fazla uğraşmayıp hemen o uçağın peşine takılıyorum. Bu uçağı görmem önemliydi. Benim ilk hedefim, öncelikli hedefim havadaki uçakları vurmak. Çünkü onları vurmazsam beni çok kolay indirebilirler. Bu şekilde peşine takıldım, vurdum ama kaçtığı için öldüremedim. Sadece disable ve destroy da aldım. Burada karşıda bu uçak var. Onun bana doğru yaklaştığını zannettim ama uzaklaşıyormuş. Onun için aslında taramam gerekiyordu. İlgisini çekmemek için ama taradım. Sanırım o da beni fark etmedi. Şu an üstünden geçiyor. Ben de onun yüksekliğine çıkıp hem ters takla atıp onu bulmaya çalışıyorum. Şu an onu göremedim. C'ye basarak yerini gördüm ve yine C'ye basıp kokpite girdim. Burada C'ye basmak önemli bir şey. Eğer rakibinizi göremiyorsanız C'ye basıp daha geniş bir açıdan görebilirsiniz. Yine ona takıldım. Aracı disable oldu ama inmedi. Atladı herhalde muhtemelen. Burada uçarken yine C'ye bakarken diğer uçağın geçtiğini gördüm aşağıdan. Bu sefer yine ona takılmak için dönüyorum. Helikoptere dalmaya çalışıyordu. Ve onu yine buldum. Ve uçağın peşine takıldım yine. Rahat bir şekilde. Daha önce dediğim gibi uçaklar sağa veya sola dönerken vuruş alanı büyür. Buna dikkat etmek lazım. Bir uçaktan kaçarken genellikle yukarı aşağı yönelmek daha iyi. Sağa veya sola kaçtığınızda rakibin vurması sizi çok daha kolay olacaktır. Burada helikoptere dalmaya deneyeceğim ama helikopter aşağı doğru döndüğü için imkansız. Sürekli kilitleniyor bana bir şey. Muhtemelen aşağıdaki tanktı, daldığım. Havaya vuran anti air tank. Burada uçağı gördüm, ona takılıyorum. İçindeki adam atladı. Biraz yükseldim. Burada aşağıda helikopter var gördüğünüz gibi. Bizim uçağı dalıyor. Sürücüsü dalıyor. Burada tarıyorum.
Disable ettim. Burada durduralım. Burada önemli bir şey var. Disable ettim şimdi. Değişik bir şey deneyeceğim. Ya bunu hızlıyken denememek lazım ama şu an yavaşım. Ona çarparak vurmaya deneyeceğim. Yani destroy etmeye deneyeceğim. Zaten disable. Çarptım. Ona bir şey olmadı. Yani öyle gözüküyor en azından. Disabled olduğu için zaten düşmek zorunda. Bakalım bekleyelim ne olacak. Bizde bu arada bu da önemli bir şey. Ara ara eğer uçakları piste vursak iyi olur. Kalkamaz böyle uçaklar. Rahat oluruz havada. Ve helikopterin içindeki adam da öldü. Şansımıza çarparak öldürdük. Burada tanka dalmaya çalışıyorum. Çarptım da hasar almadım. Kurtardık. Ve bana şu an birisi kilitleniyor. Ve flare'i attım. Nedense erken attım flare'i. Kaçmam gerekiyor artık, kilitlenmiş füze. Füzeden kaçmanın en iyi yolu yerde ve dairesel hareket yapmaktır. Olabildiğince yerden ve dairesel yapmak gerekir. Havadan yapmanın bir anlamı olmaz. Ama yerden yaparsanız kaçabilirsiniz. Burada uçağın sağa gittiğini düşünüyorum ve sağa doğru arkasına gidecektim. Onun için aşağı ateş attım ama uçak bana doğru döndü. Ben de hemen bulmak için sola döndüm. Fakat uçak vuruldu havada. Yine kilitleniyor bize. Flare attım ama bu sefer taramalı kullandı. Gördüğünüz gibi canım %60'a kadar indi. Ben de bu şekilde çok çabuk oradan kaçmam gerekiyor. Yerden taramalı tanklar çok hızlı uçağı patlatabilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Eğer ufak bir taramalı gelse bile hemen kaçmanız lazım oradan. Ve şu an benim canım dolmadan ben daha dalmaya çalışıyorum. Vurmaya başladım, onun için kaçıp biraz canımı dolduracağım. Yine ara ara böyle haritadan uzaklaşmak iyi. Çünkü hem hedefleri uzaktan daha iyi görürsünüz. Burada helikoptere dalmayı seçeceğim. Çünkü hem yakın bize ama vuruldu havada. Ben de başka bir hedef arıyorum. Aşağıda toz dumanı gördünüz. Hatta ateş attı. Bir tank var. Tankı füzeleyeceğim. Yine disable oldu. Tarayacağım. Tarayarak tankı da aldım. Yine uzaklaşıyorum biraz. Sürekli ortada gezmek iyi bir şey değildir. Hem hedef olursunuz, hem de hiçbir şeyde vuramazsınız. Bir yere belli bir kilitlenerek gelmeniz lazım. Şimdi öğrenmesine gezerken uçağın kalktığını gördüm ama nedense yeteri kadar dikkat etmedim. Çok basit bir hedef tabii benim için, vuramadım. Ama uçak takip edenin farkında değil, onun için kaçmıyor, düz gidiyor. Ben burada farklı bir şey deneyeceğim, vurmayacağım onu. Ona çarparak kendi kendine intihar etmesini sağlamaya çalışacağım. Çarpıyorum şu an ona. Ve öldü. Bu arada uçak ilk kez başıma geldiğim şey, sola gidemiyorum. Sola basıyorum, dönmüyor uçak. Takıldı. Ben de sağa dönerek, uçağı sağa çevirerek bu sefer sol tuşu açabildim. Eğer başınıza gelirse terse basıp düzeltin uçağı. Bu ilk kez benim başıma geldi. Yeniden kilitlenmeden uzak kalmak için harita dışına doğru çıktık. Yine bir şey kilitleniyor bize. Ve attı. Burada durdurmamız gerekiyor. İki tane uçak var. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada sağ taraftaki uçağa doğru gideceğim ben. Çünkü haritanın uzağına doğru gidiyor. Sol taraftaki ise yerdeki tanka yakın. Ama bunlar yer değiştirdi. Ben yine de sağ tarafa gideni takip edeceğim. Çünkü sol tarafta yerde tank var. Bizi vurabilir. Onun için bizim için burası güvenli yer. Onun peşine takılacağım. Gördüğünüz gibi o sağa doğru gittiği için benim için vurması kolay ama mesela şu an arkasını geçtim ve benim için vurmak daha zor çünkü inceldi hedef. İsabet ettirme şeyim daha düşük ama o dönerse herhangi bir şekilde benim için çok daha kolay. Burada sola doğru bir manevra yapıyoruz. Yine kilitlenmeye çalışıyor aşağıdaki şey. Yine kilitlendi, yine attı ama yine filmimiz orada. Bakın bu sola döndüğü için benim için çok kolay. Vurduk. Yine kilitlendi ve yine kaçmamız gerekiyor. Yine yere yakın bir şekilde dönüyoruz ama flare'imiz olduğu için flare attım. Eğer bu şekilde flare'iniz yokken füze gelirse elinize bir X'te olsun çünkü flare bir anda dolabilir yani. Kullanmayı unutmayın. Burada karşıdan bir uçak geliyor. Ben onun ileri gittiğini zannediyordum ama bana doğru geldi ve havada çarpıştık. Tabi bunun olacağını bilmiyordum. Umarım bir şeyler gösterebilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Something on my mind, and I won't get better, no matter how.